Spor Ekstra'dan herkese mutlu akşamlar. Acısıyla tatlısıyla bir sezonu daha geride bıraktık. 2012-2013 sezonu PTT 1. Lig'de sona erdi. Birçok şeyi konuşacağız. Bu hafta gündemimiz her zamankinden yoğun. Ama öncelikle bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi size aktarmak istiyoruz. En başta Twitter adresimiz sporextra35, Facebook adresimiz sporextra35 ve internet adresimiz de www.sporextra.tv. Bu adreslerden bizlere ulaşabilir, her türlü soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Mithat, gerçekten yoğun bir hafta. Bir sezon da bitti. Evet. PTT 1. Lig'de acısıyla tatlısıyla güzel bir sezonu geride bıraktık. Genel olarak güzel futbol oynandı. Enteresan sonuçlar alındı ama kötü olaylarda birçok konularda gerçekleşti. Özellikle hakemler konusu olsun ve gerginlik konuları olsun. Birçok konuyu konuştuk sezon boyu. Ama bu hafta gerçekten zor bir programa çıkıyoruz. Üzücü bir programa çıkıyoruz. Evet. Çünkü Göztepe ne yazık ki PTT 1. Lig'e veda etti. Hepsini detaylı olarak konuşacağız ama istersen öncelikle sen genel olarak bir haftalık özetini yap. Ya, öncelikle tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum ben buradan. Cidden haftaya çok kötü bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle Burak Yıldırım kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Evet, aynen ben de. Her ne olursa olsun hiç kimse bunu canıyla ödememesi gerekiyor. Tamam, fazla seviye olabiliriz takımlarımızı. Ama bu demek olmuyor ki başka bir insanın canını yakmamız gerekir. Şu ya da yakma hakkını bize vermiyor açıkçası. Dünya üzerinde en değerli varlık insan hayatı. Ondan değerlisi yok zaten. Ve anladığım kadarıyla da münferit gerçekleşen bir olay. Her ne olursa olsun sonucu çok kötü olan bir olaydı. Bunun yanı sıra cidden kötü bir hafta geçirdik. Göztepe'nin küme düşmesi zaten başlı başına ayrı bir kötü olay. Buca Spor bir yığın olaylar yaşadı deplasmanda. Bunun yanı sıra tüm İzmir takımlarımız kaybettiler. Yani cidden kötü bir programa başlıyoruz bugün açıkçası. Kara bir pazar geçirdik diyebiliriz Mithat. Yani gerçekten sezonun genel bir değerlendirmesini yapacak olursam heyecanlı. PTT 1. Lig'inde ben bu kadar heyecanlı hiç yaşamamıştım. Açıkçası hiç ummadığımız şeyler oldu. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Göztepe şu an küme düşmüş durumda. Bu takım bu takımı yener dedik, mağlup oldu. Yani heyecanın doruk olduğu, üst seviyede olduğu, sürpriz sonuçların en fazla olduğu lig diyebiliriz. Ya bu sezonun en fazla sürpriz sonucun yaşandığı lig PTT 1. Lig'di. İddiası olmayan takımların, puana ihtiyacı olan takımların yendiği lig de diyebiliriz. Evet. Bu haftada, son haftada örnekleri fazlasıyla var. İstersen tek tek maçları değerlendirelim ilk olarak. Her zaman olduğu gibi programımızın başında yaptığımız gibi. Bolu Spor kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti. Bolu Spor son haftalarda bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz haftada 3 puan almıştı. Sürpriz sonuçlara imza atan bir ekip. Geçtiğimiz haftada 1461 Trabzon gibi iyi bir takımı yendi. Ama ve yine mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Ama tabii yani 3 puanın pek de bir anlamı olmadı. Ya tamam, ligi erken bitirmiş iki takımın mücadelesiydi. Ancak Bolu Spor inanılmaz bir düşüş yakaladı. O düşüşten sonra zaten kendini birazcık toparlamaya çalıştı ama ancak iş işten geçmiş oldu. Yine de kendi evlerinde taraftarlarını 3 puanı armağan ederek ligi bitirmek onlar açısından İyi olmuştur. Yani en azından taraftarlarının bir nebze gönüllerini almışlardır diye umuyorum. Ligi lider bitiren takıma geçelim istersen. Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfa Spor'u 3-1'lik skorla geçti. Ve liderliği daha çok isteyen taraf da onlardı. Ya zaten baktığımız zaman ligin belli bölümünde ipi göğüsleyip o ipi elinden hiç bırakmayan takım Kayseri Erciyesspor'du. Sonra bir an ne olduysa belli bir düşüşler yaşadılar. Neredeyse ilk iki iddialarından bile bir ara kopuyor gibi oldular. Ancak daha sonra toparlandılar. Burada
artık prestij mücadelesi değildi. Bu maddi anlamda da Kayseri Erciyesspor'a getirisi büyük getirisi olan bir şeydi. Yani neredeyse bir oyuncu transferini bedavaya getirecekler. Orta seviyede bir oyuncu transferini bedavaya getirecekler. Çünkü birinci olup bu parayı almaya hak kazandılar. Şanlıurfa'nın da zaten herhangi bir iddiası yoktu. Kayseri deplasmanına gittiler. Şampiyon olmuş ekibin son maçı kendi taraftarı önünde oynanıyor. Galip gelmesinden... Buradan sürpriz bir skor çıkmadı. Yani Şanlıurfa'da ilk sezonunda en azından lige veda etmedi. Onlar için de bir başarı. Onlar için de başarı tabii ki. Kartal Spor Karşıyaka maçını daha sonra değerlendireceğiz. İstersen Denizli Buca maçını da değerlendireceğiz. Adana Spor Manisa maçına geçelim. Adana Spor Manisa Spor'a kendilerinde 2-1'lik skorla mağlup oldu. Haftanın kesinlikle en flaş skorlarından biri ki Manisa Spor playoff iddiasını bile zora sokmuştu. Haftalardır çok kötü gidiyordu. 3 puana hasretti ve böylesine kritik bir mücadelede Adana Spor gibi bir takımı, iyi bir takımı mağlup etti 2-1'lik skorla. Reha Erginer ipten döndü diyebiliriz ve Adana Spor'da da ne yazık ki Levent Eriş dönemi sona erdi. Vallahi Manisa Spor durdu. Adana Spor'u playoff aracının dışına itti. İşin özü budur. Ligin ilk yarısını lider bir şekilde tamamlayan takımın playoff'a bile gidip kalıp kalmayacağının tehlikeye düşmesi açıkçası istikrarsızlığın bir göstergesidir. Ancak öyle böyle playoff aracının içerisinde kaldı şu an Manisa Spor. Ve ben her zaman şunu söylerim. Biz şimdi son hafta oynanan maçlara göre playoff'un seyrini yorumlayamayız. Çünkü playoff maçları final maçlarıdır. Bambaşka bir ortam. Bambaşka bir havada oynanır. Futbolcular farklı bir şekilde motive olurlar. O yüzden Manisa Spor belki bir sürpriz yapıp final oynayabilir diye düşünüyorum. Şaşırmam da açıkçası. Çünkü son haftalarda almış oldukları bu hırsla inşallah bir Buca Manisa finalini izleriz diye düşünüyorum. Zaten gerçekten de 4 takımdan hangisi çıksa da sürpriz olmaz. Hepsi de bu sezonun iyi takımları. Ve hak ettiler Süper Ligi'ni. Hak ettiler. Sonuna kadar hak ettiler. Tabii gönlümüz Buca Spor'dan kesinlikle yana, daha Buca sonra Spor'dan yana. Ege temsilcisi olan Manisa Spor çıkarsa bizim açımızdan daha iyi olur. Samsun Spor Adana Demirspor maçına geçelim. Samsun Spor da ligde kalmayı garantilemişti. Adana Demirspor açısından hayati bir puan olacaktı. Bir puan alırsa Adana Spor'un mağlubiyetiyle belki de ezeli rakiplerinin mağlubiyetiyle onlar playoff şansını elde ettiler. Ama Adana Demirspor'da Mustafa Uğur Hoca'nın başarılı yönetimiyle çok zor şartlarda lige başladılar. İlk haftalarda çok kötü gittiler ama ilerleyen dönemde toparladılar ve çok iyi yabancı oyuncuları var, yerli oyuncuları var. Playoff'u hak ettiler diye düşünüyorum ben. Evet. Bu sezonda Samsun Spor beklenenin çok altında kaldı diyebiliriz. Son anda zaten ligde kaldı. Sonuna kadar katılıyorum söylediklerine. Baktığımızda Adana Demirspor cidden mücadelesi ve özverisiyle sezon başından beri maçlarına bakıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Her takım gibi bir ara onlarda da inişli çıkışlı dönemler oldu. Ancak playoff'u hak ediyor muydu Adana Demirspor? Hak ediyordu. Kesinlikle hak ediyordu. Bu arada inanılmaz bir istatistik Mithat. Adana Demirspor 54 gol attı, 53 gol yedi. Yani futbolu da güzelleştiren bir ekip. Bu kadar gol atıp gol yemesi de çok güzel gerçekten. Çok güzel bir olay. Zaten farkındaysan bir diğer ekibimiz Buca Spor'da hemen hemen ona yakın bir istatistikte. Evet. Yani çok gol atıp çok gol yiyen takımlarımız, playoff aracına giren iki takımımız da bu şekilde. Ofansif futbolun faydaları diyebiliriz. Yani en iyi savunma ataktır izlenimiyle oynadılar. Ama burada şunu da belirtmek istiyorum. Senin de dediğin gibi Mustafa Uğur Hoca'nın Adana Demirspor'a çok büyük katkıları oldu. Eğer şu an playoff içindeyse Adana Demirspor, tabii futbolcuların özverisinin hakkını da yemek istemem ama en büyük pay Mustafa Uğur Hoca'nın diyebilirim. Mustafa Uğur Hoca'ya da başarılar diliyoruz önümüzdeki dönemde. Çaykur Rizespor 1461 Trabzon maçına geçelim. Hafta arası bir takım düşünün. Playoff şansını büyük ihtimalle elde edecek bir takım karar alıyor. Kendisi söylüyor. Biz diyor playoff'a girmeyeceğiz ama gidiyor. Çaykur Rizespor'u deplasmanda lig ikincisini yeniyor. Güzel bir ligdi, güzel bir mücadeleydi ve bu lige yakışan bir skor oluştu. Çaykur Rizespor da ligi ikinci olarak tamamladı. Zaten 1461 Trabzon'un biz playoff durumunu son 3 hafta kala konuştuk.
Ondan önceki dönemlerde hep 1461 Trabzon'un bir üstüye çıkmayacağını söylüyorduk ekranlarımızdan, diğer basın yayın kuruluşları da bu şekilde belirtiyordu. Zaten 1461 Trabzon sadece Çaykur Rize karşılaşmasında değil, sezon başından beri biz her zaman bunu söyledik. Bir üzerlerinde baskı olmadığı için, üzerlerinde bir stres olmadığı için daha rahat bir oyun ve sergiliyorlar. Oyuncu kadroları da genç ve çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Vallahi bu yıl Süper Lig'deki Trabzon'dan daha iyi futbol oynadılar. Daha iyi bir futbol oynadılar ve Türkiye Kupası'nda inanılmaz işler başardılar. Daha çok zevk aldım ben 1461 Trabzon'un maçlarını izlerken. Önümüzdeki dönemde konuşulan bir nokta birçok haber sitesinde de var haberler. Muhtemelen 4-5 oyuncusunu da Trabzonspor'a verecek bu yaz döneminde. Ya zaten teknik direktörü de şu anda Gençler Birliği ile anlaşma arifesinde. Bu beklenen bir durum çünkü 1461 Trabzon'un başarısı Trabzonspor teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın da kesinlikle dikkatini çekmiştir. Ya kesinlikle dikkatini çekmiştir. Çekmese bile şöyle bir durum da var. Zaten 1461 Trabzon'un ilk kuruluş amacı Trabzonspor'a oyuncu yetiştirmek. Ama inanılmaz bir başarıyla PTT 1. Lig'e kadar yükseldiler. Onları üçüncü bitirdiler. Takdir etmemiz gerekiyorlar. Üçüncü bitirdiler. Yani playoff'a gitselerdi belki Süper Lig'e giden üçüncü takım 1461 Trabzon olacaktı. Ancak çıktıkları yola bu şekilde devam etmeleri bence gayet daha başarılı Doğru. oldu. Pilot takım bir olarak görevini yerine getirdi. 1461 Trabzon'u Trabzon'dan bahsederken benim aklıma takılan en önemli soru işareti federasyonumuzun yapmış olduğu o kötü durumdu. 13 Mayıs'a lig bitiyor. Ligler bittikten sonra yani bugün belli oluyor. Allah'tan bir... Sadri Şener kendi açıklama yaptı da biraz daha önceden öğrendik durumu. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İnşallah önümüzdeki sezon böyle bir şeye mal verilmez. Buradan tek temennim o. Sonuç itibariyle 1461 Trabzon önümüzdeki sezon da PTT 1. Liginde mücadele edecek. Önümüzdeki sezon son haftalarda böyle bir muallak içine düşmeyiz. Potada olursa düşmeyiz inşallah. Yani inşallah düşmeyiz. Ben federasyon yetkililerine buradan sesleniyorum. Bu olayı baştan belirlesinler. Desinler ki kardeşim sen lig bitiminde, ligin başından bunu belirsinler. Lig bitiminde playofflara kalacak mısın? Şirketleşecek misin? Ne yapacaksın? O zaman devir sözleşmeni imzala. Lige bu şekilde başlasın. Evet. Yani 1461 Trabzon'la ilgili söyleyecek başka bir sözüm yok. Lige kattıkları kaliteden, güzel futboldan ötürü tüm teknik ekip ve camiasını kutluyorum. Mithat, Torku Konyaspor Ankara Gücü maçına geçelim. Ankara Gücü lige veda maçını oynadı. Torku Konyaspor için hayati bir maçtı. Biraz zorlandı Torku Konyaspor. Ankara Gücü cephesinde de yine tepkiler vardı hakemle ilgili, yönetimle ilgili. Torku Konyaspor ama kritik 3 puanı aldı ve playoff'a kaldı. Öyle bir maç düşünün ki bir sezonun emeğini kazanıyorsunuz. Torku Konyaspor da Bucaspor'un rakibi olmuş oldu böylece. Gerçekten tehlikeli bir takım. Burada seninle izledik. Ya Torku Konyaspor kesinlikle playoff aracı içerisinde olması gereken takımlardan bir tanesiydi zaten. Oynadığı diri futbolda ileride hemen çoğalmaları yani cidden iyi bir ekipler, güzel bir ekip olmuşlar. Ancak ben burada Konyaspor'dan ziyade Ankara Gücü'nden birazcık bahsetmek istiyorum. Ligin son maçındasınız. Düştüğünüz 2 hafta önceden belli olmuş. Ancak siz yine o kadar eksiğe rağmen, o kadar genç kadroyla, bu kadar sıkıntıya rağmen bu onurlu mücadeleyi sergiliyorsanız buradan bir takdiri hak ediyorlar açıkçası. Çünkü Kartal Spor'da aynen o şekilde. Samsun Spor'da o şekilde. Sanki ligde hiçbir şey bitmemiş gibi son hafta maçlarına çıktılar. Evet. Düzgün bir şekilde o mücadelelerini verdiler. Buradan da bunu takdir etmemiz gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda birçok şaibeli olaya hep birlikte tanıklık etmiştik. Evet. O yüzden Ankara Gücü'nü ben Kartal Spor'u, Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Son haftaki mücadelelerinden ötürü. Mithat, Bucaspor'la devam edelim. PTT 1. Ligi genel olarak yorumladık. Bucaspor bu hafta Denizlispor deplasmanına gitti. Zaten playoff'u garantilemiş bir ekipti. Sadece ligdeki sırası belli olacaktı. Evet. Ve ligi de açıkçası kötü bir yerde bitirmedi. Beklediğimiz başarıyı da gösterdi. Playoff'a katıldı. Maçın bir özetine gidelim. Gidelim. Ardından yorumlarımızla devam edeceğiz. Müzik.
90 dakika başlıyor, iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi bir ara topu düşüncesi, gol pozisyonu, vuruş dışarıya. Etkili geliyor ev sahibi ekip, Veli. Veli vurdu, kaleci ikinci hamle topa sahip oldu. Taylan'dan iyi kontrol, Berkay, Erkan'ın koşu yoluna, Erkan kafayla indirdi. Civar ceza alanında ondan önce müdahale. Geri pası elle müdahale etti, görüşü vardı kalecinin. Pasını verdi Mehmet İncebacak. Etkili geldi Buca Spor. Mehmet içeride top veriyor. Mehmet İncebacak ortası. Savunma son anda dışarıya. Kaptırılan top Alparslan, iyi geldi. Savunma arasına çekti. Alparslan şöyle vuruş, direkten döndü. İkinci pozisyon, savunma uzaklaştırdı. Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş direkt kaleye. Müdahale var Ömer'den ve köşe vuruşu. Mehmet İncebacak doğru bölgede. Mehmet Battal iyi çekti. Vuruşunu yaptı son anda kaleci İsmail. İki güzel hareket. Süleyman topu iyi kurtardı. Bayram Fetai. Bayram Fetai top ağlara gitti, gol. Bayram Fetai'nin golü. Denizli Spor 1-0 öne geçiyor. 38. dakika. Kaleci Ömer. İkinci yarı yok. İlk düdük geldi. İkinci yarı başlıyor. Mehmet İncebacak hemen önünde. Savunma arasında orta geldi. Etkili bir orta. Kimse dokunamadı. Top boşta kaldı. Erkan aşırtma bir vuruş. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. 4'e 4 bir pozisyon. İyi noktaya pas. Vuruş, kaleci Mert. Erkan sol kanatta top bekliyor. Şimdi topla buluştu. 3 oyuncu cezalarına doğru hareketlendi. Mehmet İncebacak da orada. Orta geldi. Kimse dokunamadı. Son olarak Mehmet İncebacak'a geldi top. Üstün aşırdı topu. Gelişine vuruş ve muhteşem bir gol. Bayram Fetai. Bayram Fetai'nin golü. Denizli Spor farkı 2'ye çıkartıyor. Ahmet Battal. Müdahale var. Gözler hakemde ve penaltı kararı. Mehmet Battal yerde kaldı. Buca Spor penaltı kullanacak. İşaret geldi. Erkan, Erkan topu dışarı attı. Erkan topu dışarı attı. Erkan'ın pası Zafer bıraktı. Taylan kaleye baktı. Taylan sert vurdu dışarıya. Berkay. Sağda boşluk. Okan'a doğru. Okan ceza alanında. Kontrolü. Okan vurdu dışarı attı. Üstün iyi kontrol etti. 2'ye 2 pozisyon. Üstün ceza alanına girdi. Üstün, üstün yerde, gözler hakemde, oyun devam ediyor. Kaleci Mert topun sahibi. Volkan Bayarslan maç bitti diyor. Denizli Spor Buca Spor'u 2-0 mağlup ediyor. Buca Spor Denizli Spor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Ama bunun açıkçası bir önemi yok. Buca Spor yine playoff'ta. Mücadelede Erkan'da bir penaltıdan yararlanamadı Mithat. Maç sonunda da Buharkent'te talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle, onunla ilgili veterimizi de birazdan biraz vereceğiz. İlk önce bir maçla ilgili yorumumuzu yapalım. Ardından da oraya geçeriz. Baktığımız zaman maçın özetine, Buca Spor'un kaçan bir penaltısı, direkten dönen bir topunu görüyoruz. Ancak ben şunu belirtmek isterim ki futbolcular birazcık playoff'lara konsantre olmuş gibiler. Yani çünkü şimdi ilk 6 içinde ilk 6'ya kalan oyuncular takımlarımıza baktığımızda, yani şimdi Konya Spor olsun, Adana Demir olsun, aralarında hangisiyle maç yaparsanız yapın pek bir şey fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Ve Buca Sporlularının içleri rahat olsun. Çünkü benim kendi şahsi fikrim, oyuncular playofflara kendilerini hazırlamışlar. Hem zihin olarak hem oyun anlamında playoff'ta daha farklı bir Buca Spor izleyeceğiz. Tüm takımlarımız için bu geçerli, Buca Spor için de bu geçerli. Yani şu an Denizli'de oynadığı oyuna göre playoff'ların yorumunu yapmamız hiç doğru olmaz açıkçası. Kesinlikle bu maçın zaten hiçbir göstergesi yok. Ya bir göstergesi yok çünkü bu artık prestij maçıydı. Prestij maçı, Buca Spor kalmış. Playoff'a kalmış. Taraftarı da gitmiş orada desteklemiş. Kaçan penaltısı var. Direkten dönen topu var. Hiç önemli değil. Galip gelseydi de bir şey değişmeyecekti. Belki eşleştiği
takım değişecekti. Ama onun da bir fark edeceğini ben düşünmüyorum herhangi bir takım. Evet tamam, Konya birazcık diri top oynuyor. Daha dinç ekip diğerlerine göre ama diğer ekipler de full performansıyla oynayacağını zaten playoff mücadelelerini izlediğimiz zaman göreceğiz. Zaten Konya'da dikkat edilecek isimler belli. Erdal özellikle çok etkili bir oyuncu. Erdal. Onun dışında forvet hattında Neka oynarsa Neka, Arjo oynarsa Arjo, özellikle bu sezonun sürpriz oyuncusu. Yani, onlara dikkat etmek lazım. Bir de çok çabuk atağa çıkan bir takım. Sen de izledik. Evet. Karşıyaka maçında beraber. İnanılmaz çoğalıyorlar ileride. Bir anda rakip alana oyunu yığabiliyorlar. Çok iyi ummadık anda kontra atakla tehlike yaratabiliyorlar. O yüzden Bucaspor'un biraz daha defansif anlamda dikkatli olması gerekiyor. Yani ilk etapta baktığımız zaman Konya... Özellikle Alparslan'a çok iş düşecek. Yani Toruk'u Konya ile eşleşmiş olması belki hani keşke başka bir ekip gelseydi diyenlerimiz vardır içlerimizde. Dediğin gibi ileride çok çabuk çoğalan ve geriye çok çabuk dönen evet. bir ekip. Çok dinç. Kondisyonu çok yüksek bir ekip. Yani 90 dakikanın 90 dakikası boyunca oyuncular hiç durmadan ileri geri yapıyor. Öyle Erdal yani teknik de bir oyuncu aynı zamanda. Hem teknik bir oyuncu. Cidden duran birazcık Bucaspor'u zorlayacak. Çok iyi kullanıyorlar. Duran toplara da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani her anlamda artık dikkat bu etmemiz gerekiyor. Yani kötü bile olsalar playoff'ta diyorum ekstra kesinlikle. Dikkatli olmak lazım. Ekstra motive olması lazım Bucaspor'un. Ki sene başından beri biz bunu söylüyoruz. Bucaspor takımı istesin yenemeyeceği hiçbir takım yok bu ligde. Playoff'ta da yenemeyeceği hiçbir ekip yok. Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken ne olur konsantre olalım. Birazcık daha kendimize verelim. Rakibin belli başlı şeyleri var. Biz bile bunları çıkarmışız. Çabuk ileride çoğalan, geriye çabuk dönen, kondisyonu yüksek bir ekip. Buna göre Sait Hoca da önlemlerini alacaktır. Duran toplarda etkili bir takım. Dediğin gibi duran toplarda etkili. Buna göre önlemler alınırsa Bucaspor final oynar playoff'ta. Bucaspor playoff yarı final rövanş maçını kendi evinde 23 Mayıs'ta oynayacak. Bu ikinci maç Perşembe saat evet. 21.45'te oynanacak. İlk maçta yarı final ilk maçı Torku Konyaspor. Bucaspor yer Konya Atatürk Stadı, tarih ve saat 19 Mayıs 19'da. Yani 7'de yani 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın olduğu gün Bucaspor son derece kritik bir mücadeleye çıkacak. O güzel günde Bucaspor'da inşallah bize Konya'dan güzel bir haber getirir ve ilk maçın deplasmanda olması açıkçası bizim için çok iyi oldu. Şimdi burada benim dikkatimi çeken olay, hemen aklıma gelen bir konser olayı var Buca'da yapılacak. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sanırım Sertab Erener'in... O konuda da mesaj geldi zaten. Sertab Erener'in Buca Arena'da konser vereceği. Evet. Yani Buca Belediyesi'nin bir düşüncesi ve bundan geri adım atmayı düşünmüyorlar. Ancak Buca halkının ve Buca sporluların büyük bir tepkisi var. Eğer Buca Belediyesi bu konser olayından geri adım atmazsa Buca spora ve Buca halkına ihanet etmiş olur. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Ve bundan önceki senelerde bir Volkan Konak konseri yapılmıştı Buca Arena'da. Buca Arena zemininin halini hep birlikte görmüştük. Mahvolmuştu. Bu stat eski Buca stadında da yapılabilir. Yani buradan ben belediye başkanına, Buca yetkililerine sesleniyorum. Konum şimdi Buca Spor'un mesaj geldi Mithat. Onu da okuyacağım birazdan. Buca Spor'un Süper Lig'e çıkma imkanı varken, Buca Spor'a destek olmak varken neden köstek olunuyor? Ben bunu anlamış değilim. Yani bu İzmir'deki bu anlayışı anlamış değilim. Yani sizin o konseri yapabilecek başka bir yeriniz yok mu? Gidin eski Buca Belediye Stadı'nda yapın. Ve ben buradan uyarılarda bulunuyorum. Orada kaş yapayım derken göz çıkarmasınlar. O statta yapılacak konserde Buca halkının ve Buca sporlu taraftarların tepkisi olacağı duyumlarını aldık. Bu... Sertab Erener ve Buca Belediye Başkanı Sayın Ercan Tatı'ya tepki göstereceklerinin haberini aldık. Bunlar da bunları, Buca Belediyesi de bu haberleri inşallah almıştır. Hatanın en kısa zamanda bu hatadan geri dönülür ve konserin tarihi değiştirilemez. Çünkü 19 Mayıs etkinlikleri en kapsamında. En azından çevik bir meydan olduğu stadı alınabilir.
Orası güzel bir yer. Şehrin göbeği. Şimdi şöyle. Ya bu inat neden? Ben bunu anlamak istemiyorum. Mehmet Başkan da burada yapılmasını istemiyor. Buca Spor taraftarları da burada yapılmasını şimdi istemiyor. Şimdi şu konuda bir bilgilendirme yapalım öncelikle izleyicilerimize. Stadyumlara en büyük zarar veren konu özellikle zeminlere, o stadyumlara normal, standart ayakkabılarla girilmesi, o statların, o çim zeminlerin üstüne. Onlar hassas zeminler. Üzerine sahne kurulması ve onun üzerinde organizasyon yapılması. İşte gördük. Ali Sami Yen Arena ne hale geldi? Sezon başında işte birçok maçta sıkıntı oldu. Madonna konserinden sonra ne hale geldi? En yakın örneği. Konuyla ilgili bir de mesaj var Mithat. Onu da okuyalım. Okuyalım. Anıl Özgü Bey sitemize mesaj atmış. Spor Ekstra TV adresine. Buca Spor'un taraftardan başka destekleyeni yok. Belediye playoff maçından 5 gün önce statta halk konseri yapacak. Hem de İzmir için önemli bir maç öncesi. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Statlar futbol oynamak içindir. Konser için değil demiş. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. O stadyumda oynanacak maçın önemi inanılmaz ve İzmir'i ilgilendiren bir maç. Şimdi ben... Tüm bu bölgeyi ilgilendiren maç. O yüzden o stadın zeminindeki en ufak bozulma, ki Buca Spor da çok pas yapan bir ekip, yerden oynamayı seven bir ekip. Ve yeni yeni ekimler düzelmeye başlamışken. Havalar ya, düzelince düzeldi. Şurada şu an bu konuyu konuşmanın... Konuşmamamız bile ne gerekiyor. Ne mantıksız, ne saçma, ne iğrenç bir durum ya. Ben burada insanların kendiyle çeliştiğini düşünüyorum. Buca Belediyesi en çok Buca Spor'u destekleyen kişiler arasında kendini gösteriyor. Ancak yaptığı olaya bakıyoruz. Süper Lig'e gidecek bir ekip İzmir'i temsil edecek. İzmir'den önce Buca'yı temsil edecek. Buca'ya kazandıracak. Evet. Bunun geri dönüşü Buca halkına, Buca sporlulara olacakken siz kendi semtinizin takımının önüne taş koyuyorsunuz. Hani bu cidden... Bunun tarifi mümkün değil. Ben bunun buna bir anlam evet. veremiyorum. Bir açıklayacak herhangi bir şey bulamıyorum. Mithat, Buarkent olayıyla ilgili de çok mesaj gelmeye başladı. O konuya geçelim. Önce bir haberimizi izleyelim konuyla ilgili. İzleyelim. Ardından onu da yorumlayalım. Daha sonra konuşacağımız çok şey var. PTT 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenilen Buca Spor dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı. Son olarak Mehmet İnce bacağı geldi top. Aydın'ın Buarkent ilçesinde çıkan olaylarda 2 futbolcu, 1 yönetici ve 3 polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kolay gelsin. İşimler var mı sizden? Buarkent sokaklarında yaşanan gerginliğin Denizlispor deplasmanına giden Buca Spor taraftarlarının karıştığı bir olaydan kaynaklandığı iddia edildi. Sarı lacivertli taraftarlarla ilçe halkı arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü. Çıkan olaylarda yaralanan iki Buca Spor taraftarı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle taraftarlar otobüslere bindirildi ve yoluna devam etti. Olaylardan kısa bir süre sonra Buarkent'e gelen Buca Spor kafilesine bu sefer 5-6 kişilik bir grup taşla saldırdı. Taşlı saldırı sonucu otobüsün camları kırıldı. Buca Sporlu futbolculardan Berkay ayağından, Yasin başından ve yönetici Adnan Dolma'da elinden hafif şekilde yaralandı. Sizden önce taraftarların saldırdığı söyleniyor. Bilginiz var mı bununla ilgili? Bizim haberimiz yok. Biz sadece yaşadığımız olayı anlatıyoruz. Evet. Yoluna devam eden otobüs Nazilli'ye bağlı İsa Beyli beldesindeki bir benzin istasyonuna sığındı. Güvenlik önlemleri altında mola veren kafilede bulunan 3 hafif yaralının tedavisi kulüp doktoru tarafından yapıldı. Başından yaralanan Buca Sporlu futbolcu Berkay Samancı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Yani biz kaza olmuş gibi duruyordu, yol tıkanmış. Biz arkadaşlarımızla duruyorduk. Bir anda taşlamaya başladılar. Herkes üst üste kaldı. Ya benim kafam yarıldı. Yani biz sonuçta biz terörist değiliz yani. Ya da biz yani, yani nasıl diyeyim, aynı Ege bölgesinin iki şehri. Böyle şey oluyor, çok üzücü bir durum yani. Bunu yetkililerin bir an önce şey yapmasını isterim. Yani yardımcı olsunlar. Sonuçta burada bir can kaybı da olabilir. Sadece ben olarak değil, arkadaşlarım
Arkadaşlarım da çok korktu. Herkes etkilendi. Bizim bir hafta sonra önemli kritik maçımız var. Sarı lacivertli kafile Aydın'dan temin edilen bir başka otobüse binerek yoluna devam etti. Son derece talihsiz olaylar. Bununla ilgili konuşacağız Mithat. Birçok mesaj da geldi. Hemen onları okuyalım. Konuyu da biz bu mesajlar ışığında değerlendirelim. Hı hı. İbrahim Günay Bey Twitter'dan bayağı bize bir mesaj atmış. Mesajlarını özetleyeyim. Olayları Buhar kentliler niçin Bucaspor'a mal ettiğini anlamıyorum. Ve bu medyaların Bucaspor'a hedef alması nedir demiş. Jandarma ve polis bizi bile koruyamadı. İki otobüs linçten kendimizi zor kurtarmaya çalıştık. Fakat medya bizi eleştirip duruyor demiş. Her şeyde Bucaspor taraftarlarını suçluyorlar. Taş yiyip yolumuza devam etmemize rağmen motorlu gençler ve yaşlı adamlar bizi taşlamaya devam ettiler. Motordan taş attılar. Bunları neden medya yazmıyor? İnip kendimizi savunmasaydık diye savunmasa mıydık demiş. Onun dışında Twitter adresimizin dışında Facebook'ta da bir mesajımız var. Ramazan isimli bir izleyicimiz. Buhar kentteki olaylarda neden Buca taraftarı suçlu durumda? Diğer İzmir takımlarının o kentte yaptığı olaylar bize patladı demiş. Gerçekten birçok daha mesaj gelmeye devam ediyor. Onları da okumaya çalışacağım. Onunla ilgili aşağı kısımda geldi. Yusuf Bey mesaj atmış. Bu konser konusuyla ilgili o da anladığım kadarıyla. Yusuf Bey'in mesajı da şu. Konserin Buca Arena'da yapılmasına karşıyız. Kim Bucaspor'a sahip çıkarsa biz de ona sahip çıkarız demiş. Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e de. Birçok mesaj geliyor da vaktimiz de kısıtlı. Onlara da teşekkür ederiz program sonunda. Yani bu talihsiz bir olay. En başta işte bir Bucasporlu futbolcunun kafası yarılmış ki bu takımın önümüzdeki hafta son derece önemli bir maçı var. Şimdi şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle taraftarlar arasında herhangi bir olay yaşanmış olabilir. Ancak Bucaspor takımının bu durumda ne alakası var, ne suçu var? Takım otobüsünün taşlanması açıkçası yani garibimize gitti. Tabii orada taraftarmış, futbolcuymuş diye ayırt edilmiyor sanırım. Ya benim garibime gitti. O ve yani çok yani taş atmak yani ne kadar ilkel bir olay. Yani benim anlamadığım nokta yani hiç tanımadığınız, hayatınızda hiçbir alakanız olmayan bir insanın hayatına kastediyorsunuz. Ve yani şunu söyleyeyim. Nasıl bir mantığı var? Yani İzmir takımlarından hiçbirisi Karşıyaka, Göztepe, Altay, Bucaspor, Altınordu hiçbiri İzmir'e gelen hiçbir takımı taşlamazlar. Aralarında çok büyük husumet olmadığı sürece. Yani İzmir'de taşlama diye bir kültür yoktur. En rahat Türkiye'nin deplasmanı İzmir deplasmanıdır. Yani en rahat deplasmanlar arasında ilk üçe girer. Ama İzmir takımları nedense dışarıya gittikleri zaman böyle düşmanca bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Anıl Bey'e de bir bilgi veriyor Mithat konuyla ilgili. Buyursun. Buharkent'te yaşanan olaylarda yaralanan ve gözaltına alınan kardeşlerimiz serbest kalmıştır. Yaralı arkadaşlarımızın durumu iyiymiş. Şu an İzmir'e dönüyorlar demiş. Verdiği bilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Sonuç itibariyle böyle üzücü bir olay oldu. Ben Buca camiasına buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buca sporlu oyunculara da ufak bir şekilde atlatmışlar. Onları da Allah korudu diyebiliriz. Allah'tan çünkü önemli bir olay önümüzdeki ama. Haftalarda çok önemli mücadeleye çıkacaklar. Şunun şurasına 5 gün sonra Konya deplasmanına gidecek bu ekibimiz. Konya deplasmanına gidecek. 19 Mayıs'ta Konya. 19 Mayıs'ta. Ya, ucuz atlatmışlar. Bucasporlu taraftarlar da tabii orada taş yerken kendilerini savunmaları kadar doğal bir şey yok. Polis ve jandarmanın bile koruyamadığı yerde herhalde insanların sizi taşlayıp başınızın, gözünüzün yarılmasını hiçbir insan beklemez. Size evet. Saldıran bir insan varsa siz de kendinizi savunursunuz. Ben o açıdan Bucasporlu taraftarları burada diğer medya organları gibi terörist ilan etmiyorum. Yani bir olay olmuş olsa bile tamamen bunu tüm Buca kafilesine mal etmemek gerekir diye düşünüyorum. Ve olayın yaşanılan bölge de Denizli Spor'la alakalı bir bölge değil sanırım. Değil. Buharkent Aydın. Maçla da alakalı olmayan Aydın. Bir yerde böyle bir olayın çıkması Kazan. Çok talihsiz. Evet. Efe durumu ile ilgili bir soru vardı sanırım. Efe ile ilgili bir soru var. Evet onu da Efe'yi ben son olarak
Göztepe Tavşanlı Yiğit müsabakasını izlerken basın tribünün yan tarafında yanında iki arkadaşıyla mı artık izleyicimizin menajer, ismi de Ali Emre Kodalak, onu da belirteyim. Menajeri midir, arkadaşı mıdır bilemiyorum. Göztepe müsabakasını izlerken gördük. Belki Göztepe önümüzdeki sezon PTT 1. Lig'de mücadele edecek olsaydı Efe Göztepe'ye de gidebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu maçı izlemesinin başka bir sebebi yok. Ya da ben şöyle söyleyeyim. Efe'yi ben Göztepe Tavşanlı'nın Lignit mücadelesinde gördüm. İzlerken tamam, bir oyuncu herhangi bir maçı izleyemez mi? İzleyebilir. Ancak böyle bir kritik süreçte izlemesi kafalarda soru işaretini doğuruyor. Bu boşlukları da artık Buca Sporlu taraftarlar ekranlarının başında doldurmuşlardır diye zaten düşünüyorum. Zaten şu süreçte de Efe ile ilgili artık bir karar da verilmesi zaten gerekiyor. Zaten geriye de dönmesin Efe Buca Spor'a. İnşallah başka bir İzmir kulübümüzde Efe'yi transfer etmez diye ümit ediyorum. Mithat, bir mesaj daha geldi bize konuyla ilgili. Onu da son olarak okuyalım. Bu konuyu da devam ettirmeyelim çünkü karşıya kayaya geçeceğiz. Taş atmak neyse de silah sıktılar. Polis ve jandarmanın müdahalenin yetersizliği yerine Buca Spor taraftarının dayanışması. Yani şimdi işin bir de... Muhammed Kızak Bey. İşin bir de o boyutu var. Biz o işin o boyutunu es geçtik. Ben buradan özür diliyorum. Hani tamam, tribünler arasındaki yaşanan olaylarda eyvallah biz görüyoruz taş atmayı. Tasfiye etmesek de en büyük gördüğümüz şey tribünlerde birbirlerine taş atmaları. Ancak silah sıkmak nedir ya? Canına kastetmek nedir? Taşla da bir insan ölebilir. Ancak silah sıkmak, silahla yaralamak. Yani cidden adamı öldürmeye teşebbüs bu. Başka bir şey değil. Orada bir Buca Spor taraftarı ölseydi mutlu mu olacaktı? Ya da bu kadar büyütülecek olay ne? Buca Spor taraftarları tamam Burhanlı halkını kızdıracak herhangi bir şey yapmış olsunlar. Yapmış olsunlar, ancak bu silah sıkacak kadar büyük bir olay mıdır? Biz artık bu olaylar yaşanan Burak kardeşimizin vefatı da bunun bir göstergesidir. Artık yaşanmasın bazı çizgilerimizi yani. Hiçbir şey taraftarlar olarak bazı çizgilerimizi gerekmez. Bilmemiz gerekiyor. Nerede durup nerede ne kadar tepki göstereceğimizi Türk toplumu olarak öğrenmemiz gerekiyor. Mithat, Buca Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Buca Spor As Başkanı Hüsnü Kaya aramış ve cevap hakkı istemiş. Tabii buyursunlar. O da konserin Buca Arena'da düzenlenmeyeceği konusunda açıklamalar yapacakmış. Biz de kendisine iyi akşamlar dilerim eğer hattaysa. Merhabalar Hüsnü Bey. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü orada söyleyip ama bize bu fırsatı tanımamanızın sıkıntısını yaşıyoruz. Yok, ne demek. Her zaman için söz hakkınız var Hüsnü Bey. Ben ondan şüphem yok. Fakat şunu duymak istiyorum. Bize bir şey sorsaydınız ve bugün bu konserle ilgili orada söylemde bulunsaydınız. Fakat hiç bize bir şey sormadan, yani bir internetten vesaire yerlerden gördüğünüz yazı üzerine öyle bir şeyi orada yorumluyorsunuz ve orada bu konuyu konuşuyorsunuz. Ama bunun gerçekten sahiplerine sormanız gerekirdi. Peki Hüsnü Bey, ben size şunu soracağım. Diyelim biz bunu hata yaptık. Ben buradan özür diliyorum. Ancak böyle bir durumun gündeme bile gelmesi sizce normal mi açık? Bakın, ben bunu soruyorum size. Bakın, bir şeyi ben aynı zamanda Buca Spor As Başkanlığı görevini yapıyorum. Buca Spor'un geçen sezon başkanlığını yaptım belli bir dönem. Biz Buca Spor'un ve Buca'nın menfaatleri söz konusu olduğunda bizim ezemeyeceğimiz ve geçemeyeceğimiz, özellikle bu konuda en ciddi hassasiyeti ve en üst düzeyde taşıyan belediye başkanımız Sayın Ercan Tatın'ın bu tavrından Buca'da hiç kimse şüphe duymaz birileri dışında. Çünkü Buca'da menfaat söz konusuysa Ercan Tatın'ın orada kesemeyeceği, koparamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu hata, bu noktada bu doğru mudur diyorsanız, bakın biz bu programı 6 ay önce yaptık. 6 ay önce yaptık bu programı. Biz de o programa istinaden bakın, zaten bunları söyledik. O dönemlerde Buca Spor'un böyle bir final oynayacağını, tarihin bugüne denk geleceğini, böyle bir hesabı yapılmadı ve olmadı. Ama gün geldi, böyle bir tarih çakışması oldu. Belediye başkanımız anında kararını alarak bu noktada, yani maçın nerede oynanacağı böyle bir şey yoktu. Bugüne kadar playoff kendi illerinde değil. Federasyonun belirlemiş olduğu bir ilde yapılıyordu. Ama bu yıl bir farklı uygulama getirdi federasyon. Evet, stadyum kendi değişti. İlk maçları kendi illerinde oynanıyor. Deplasman ve iç saha olarak. Bu söz konusu olunca
belediye başkanımız gerekli kararı aldı ve konseri erteledi. Bu konseri bu stadda yapmamızın amacı şuydu. Bizim stadımızın Buca Spor'un, Buca Belediyesi'nin stadıdır olası. Buca Belediyesi, üst zemin tamamen Buca Belediyesi'ne aittir. Bu zeminde ciddi sıkıntılar var. 5-6 yıldan fazla oldu yapılalı. Evet. Bu çökmeleri vesairesi tadilat olarak ve bu konserden sonra bu stadın hem drenajları hem de stadın zarar görecektir. Kimi yenilenecek hepsi. O da yenilenecek. Anladım. Bunun içinde bizim ilkelerimiz, bizim ülkemize olan inancımız, bizim Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığımız ve belediye başkanımın bu anlamdaki konuşmalarını her zaman duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Yakinen takip ettiyseniz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk ve ülkesi söz konusu olduğunda nasıl bir tavır ve nasıl bir çizgisi çizdiğini ve gençliğe hitabını orada Guinness Rekorlar kitabına geçecek şekilde 40 bin yurttaşımızla birlikte orada okunup ve bunun bu rekorunda İzmir'e ve Buca'ya mal olması için böyle bir hem atamıza hem ülkemize hem de Buca'mıza bunu böyle bir güzelliği kazandırmak. Hüsnü Bey, gayet güzel çalışmalar bunlar. Biz sadece burada eleştiri yapmıyoruz. Bizim burada yaptığımız eleştiriler de siz de hak verirsiniz ki Buca Spor'un başarısı için yaptığımız eleştiriler. Ben burada ben ya da Özgün Bey. Şimdi ben bu söyleminizden bakın hiçbir şüphem yok. Fakat siz bizlere sormuş olsaydınız bugün böyle böyle bir yorumlar yapılıyor. Böylesine yanlış işler söylerler oluyor. Ama Buca Belediyesi ve Buca Belediye Başkanı bu anlamda tavrı budur. Duruşu da budur. Derdiniz ve o anlamda böylesine kendince yorum yapan internet sitelerinde bilmem nelerde bize dolaşarak dedikodu üretenlerin bunu siyaset malzemesi yapanların Hüsnü Bey, siz spora Hüsnü katkı Bey. Koyan birey bir Hüsnü kardeşimiz Bey, olarak gerçekten bir Buca Spor'a da alacağım. Ve Buca'ya da destek olmuş olurdu. Bu anlamda. Programımız esnasında iletişim adreslerimiz var. 24 saat boyunca takip ediyoruz. Eğer bu tarz konularda her türlü bizi her türlü konuda bilgilendirirseniz seviniriz. Haber ajanslarını, bütün kaynakları elimizden geldiğince takip ediyoruz. Ama hiçbir yerde hani bu stadın iptaline dair bir konuya rastlayamadık. O yüzden de bu konuda en azından şöyle bir şans oldu. Şunu söyleyeyim son olarak. Sizin burayı aramanız ve bu konunun böyle güzel bir şekilde sonlandırıldığını söylemeniz bizi çok mutlu etti Hüsnü Bey. Çok teşekkür ediyoruz size. Bakın, İyi ki bizi arayıp bu konuyu belirttiniz. Ve hiçbir problemde kalmadı. Çok da güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bakın ben bir şey açıklayayım size. Bizim için biz göreve geldiğimiz günden beri Buca ve Buca Spor'un menfaatleri neyi icap ettirirse bizim o noktada gözümüzü kırpmamız, sırtımızı dönmemiz düşünülemez. Çünkü eğer öyle bir şey olsaydı bu takım Süper Lig'den düştüğünde bugün eğer o gün o savaşı vermeseydik bugün Buca Spor bankasında bile kalmayacaktı. Birilerinin çabası ve mücadelesiyle bu ayakta kaldı. Bunların başında olan ve bu ekibin çalışmasını sağlayan Ercan Tatı'dır. Buca Spor'un burada kalması için emek harcayan, maddi manevi katkı koyan sevgili belediye başkanımızdır. Bunun için bugün böyle bir süperlik şansı yakalanmışken bunun önünü kesecek bir şeyimiz olabilir mi? Bizim ancak buraya dahil mi kattığımız bunu Süper Lig'e taşımak olur. Ben Buca Spor'da Ercan Tatı adına oradayım. As başkanlık görevini yürütüyorum. Sevgili belediye başkanımız. Yani sonuç olarak Suat Bey şöyle olayı noktalayalım. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Kusura bakmayın sözünüzü de kestim. Şunu söyleyebiliriz. Bu konser Buca Arena'da yapılmayacak. Bu da... Hayır bir dakika durun. Bakın ertelendik bizim. Hayır yani bu maçtan önce sonra, yapılmayacak. Mücadeleden önce yapılmayacak. Tamam. Kesinlikle. Bunu duyduk yani. Ondan sonra yapılacak ve zemin ve drenajları yenilenecek. Süper Lig'e çıkmış Buca Spor'a zemini dört dörtlük bir stat teslim edilecek. Biz de buradan size teşekkür ediyoruz. Biz şimdiden. Biz de bunu istiyorduk zaten. İnşallah. Amacımıza da ulaştık. İnşallah zamanımız da Özgün Bey'in dediği gibi kısıtlı. Biz Buca Spor'la ilgili, Göztepe ile Karşıyaka'yla ilgili tamamen programımıza ayırdığımız programlar yapacağız inşallah burada Allah nasip ederse. O programlara sizleri de bekleriz. Sizlerin tabii de çalışmalarınızı aktarma imkanı veririz. Zaman biz Buca Spor ve Buca için her yere geliriz. Hiç sıkıntı yok. Çok bundan. Teşekkür ediyoruz o zaman. Sağ olun bilgilendirdiğiniz için bizleri. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar dileriz. Böyle bir güzellik oluştu şu açıdan. Bir de tekrar söylüyoruz. Herkese burası açık. Cevap hakkı herkese veriyoruz. Açığız. Bizim tek kaygımız şuydu.
tekrar özetleyelim. O stadyumun zemini bozulmasın. İşte mutlu bir haber aldık ve artık şu bir mutlu haber daha aldık. Bu stadyumun zemini düzenlenecek, drenaj yeniden yapılacak. Ne mutlu bizlere. Bizlere ne bu mutlu haberi bizler üzerinden Hüsnü Bey aracılığıyla verdik. Çok teşekkür ediyoruz Hüsnü Bey'e de. Mithat, süremiz de kısıtlı. Devam edelim. Karşıyaka ile devam edelim. Karşıyaka'da playoff şansı sona ermişti geçtiğimiz hafta büyük ölçüde. Az da olsa bir şansı vardı ama o şansını da bu hafta kaybetti. Kartal Spor deplasmanında ve sezonu 4-3'lük mağlubiyetle kapattı. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın hakemi şu anda iltüdünü çaldı. Maça Karşıyaka başlıyor ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Ayak biraz fazla mı kalktı diye baktım ama maçın hakemi oyunu devam ettiriyor Timuçin. Şimdi sol tarafa doğru Timuçin hareketlendi. Timuçin ceza sahasında Kartalspor etkili geliyor ve topağlarda gol. Efe Can'ın golü Kartalspor 1-0 öne geçiyor. 32. dakika. Ümitlendi ligde kalmak adına bu arada. Okan ceza sahasında geriye çıkarıyor ve topağlara gitti. Ters bir vuruş Kartalspor durumu 2-0 yaptı. Tekrar izleyeceğiz. Benim buradan gördüğüm kadarıyla savunmaya çarpmış olabilir ama Denizson. Mustafa Sevgi geriye bıraktı. Şut ve güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Durum 2-1 oldu. Gerçekten çok şık bir gol. Ali. Son 3 dakika. İlk yarıda kayıp zaman oynanıyor. 8 dakika işaret edilmişti. Ali geri ceza sahasına. Ali vuruyor. Harika bir gol. Savunmanın sağında oynayan Ali savunmadan çıktı ve karşılaşmanın 45. dakikası diyeceğiz. Duraklama dakikalarında skora eşitlik getiriyor. Süper bir gol attı Ali. 74 numaralı formasıyla İlhan Sarı. Vincent pasını veremedi şimdi sağ kanada. Efecan topu aldı. Efecan orta kafa ve top ağlara gidiyor. Kartalspor 3. golü buldu. Kartalspor Yasin'in attığı golle 3. golü buluyor ve öne geçiyor 3-2. Vincent son anda Ali'nin müdahalesi yerinde ama tekrar Vincent. Bir elle oynamak karar penaltı orada Ali. Sevgili seyirciler, eline bir müdahalesi var. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor ve Kartalspor penaltı kullanacak. Recep dikkatli, Timuçin topun gerisinde dakika 64. Timuçin geliyor, vuruyor top ağlarda. Durum 4-2. Gollü bir karşılaşma. Timuçin'in attığı penaltı golü. Durum 4-2 oluyor. Caner tarafından ileri gönderiliyor. Etem. Samsun Spor 1, Adana Demirspor 1. Bu arada Adnan bir sarı kart gördü. Ve kırmızı kart Adnan'a çıkıyor. İlk yarıda stadyum dışında atılan biber gazı nedeniyle maçın hakemi ve oyuncular soyunma odasına gitmişti. İbrahim Şahin karşı karşıya bıraktı, arkadaşı aldı topu. Bayrak havada. Offside. İbrahim Şahin kaleciyle zaten karşı karşıyaydı. Bakın Onur'un pozisyonu offside. 1461 Trabzon playoff oynayamayacak statü gereği. Harika bir pas şimdi. Gol pozisyonu kaleci. Ardından kale boş ve top ağlarda. Gerçekten Karşıyaka. Golün gelişimi çok güzeldi ve durum sevgili seyirciler 4-3 oluyor. 77. dakika. Kartalspor 4, Karşıyaka 3 oldu. Şimdi Eser ve son düdük geldi sevgili seyirciler. Sezonun son maçını kazanıyor Kartalspor. Kazanan Kartalspor oluyor. Toplam 7 gol, Kartalspor 4, Karşıyaka 3 maçın sonucu.
Kartalspor Karşıyaka'yı 4-3'lük skorla mağlup etti Mithat. Ve bir sezonda böyle bitmiş oldu. Bu sezonda playoff iddiası oldu. En azından Karşıyaka yine playoff'u zorladı bu olumsuz şartlarda. Bu da bir başarıdır. Vallahi, evet. Ve ligi düşecek denilen takım yine ligi üst sıralarda bitirdi diyebiliriz. En azından 9. sırada bitirmeyi başardı. Önümüzdeki dönemi konuşmak bence daha önemli. Neler yapacak Karşıyaka, nasıl düzeltecek sıkıntıları, onları konuşmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Karşıyaka'nın şu anki bulunduğu konum bence Karşıyaka Spor Kulübü açısından başarılı bir konumdur. Çünkü bu takım sene başında direktman düşme adayları içerisindeydi. Lig ortasında kadar geldi. Yükseliş yakaladı. Devre arasında dağılan kadrosundan sonra ikinci yarıyı da yine düşme adayı olarak başladı. O işlere bu açıdan bakarsak Karşıyaka şu an ligi başarılı bir şekilde bitirmiş durumdadır. Kartalspor mücadelesine gelecek olursak ligin sonuna kadar birazcık zor da olsa matematiksel olarak playoff ümidini devam ettiren bir ekipti. Diğer ekiplerimiz yenilseydi şu anki sonuca üzülür müydük? Çok üzülürdük. Bu ayrı bir konu. Ancak bu oyuncular da nereye kadar motivasyon olsunlar, nereye kadar adapte olsunlar, yine de sonuna kadar mücadele ettiler tüm zorluklara rağmen. O yüzden şu an Kartalspor'da alınan yenilgiye ben hiçbir şey demiyorum. Tüm rakipleri yenilmiş olup playoff'a gitmemiş olsa bile ben bu maça olumsuz yorum yapmayacaktım. Çünkü Karşıyaka'ya gelmiş geçmiş en iyi, en dürüst, vefakar oyuncu grubu. En kaliteli, en vefakar ve cefakar oyuncu grubu. Ve cefakar kadro ve teknik kadroya sahip bir Karşıyaka izledik bu yıl. Ancak artık bir parantezi kapatmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezona bakmamız gerekiyor. Bu kadrodan zorlu bir süreç var önümüzde de. Yani ilk önce tüm Karşıyaka camiasının belirleyeceği bir yönetim kurulunun belirlenip tüzüğün revize edilmesi gerekiyor. Daha sonra bu kadroda belli başlı demir başların korunup önümüzdeki sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkılması gerekiyor. Mevcut oyuncular da son derece başarılıydı. Başarılıydı. Onlar en azından elde tutulmalı. En azından. Zaten her yıl 10 oyuncu al, 10 oyuncu yolla. La bu başarı elde edilmez. Belki Karşıyaka devre arasında yolladığı oyuncuları yerine yeni oyuncular alıp playoff'u zorladı. Ancak bu her zaman olmaz. Çok riskli bir durumdur. İstikrarsızlık Şimdi Karşıyaka camiası için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 30 trilyon eski parayla borçtan söz ediliyor. Her gelen yönetim bu borca borç katıp ilerliyor. Bu nereden baksanız son 5-6 yıldan beri biriken bir borç. Tamamen ben Cihan Büyükoral yönetimine yüklemiyorum bu borcu. Ancak onlar da sponsorlarımız hazır, bütçemiz hazır deyip gelip hazırdan yediler. Senetle sepetle adam transfer ettiler ve borca borç kattılar. Bu bir gerçektir. Kendileri de bunun farkındaydılar. Tüzük konusunda revizasyonun divan kurulunun bir düzenlemenin söz konusu olduğunu duyduk. Gücünün daha fazla arttırılması ve gelen yönetimlerin takımı aldığı borçta bırakmak zorunda olduğu bir sisteminin getirilmesi gündemdeydi. Hasan Deniz Kurt'u başkanlığındaki ekip tarafından hazırlanıyordu ve Haziran başında yapılması planlanan kongrede tüzüğün değiştirmesi planlanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Spor Ekstra TV'de de haberlerini görecek izleyicilerimiz. Karşıyaka Spor Kulübü'nün açıklamış olduğu bir kongre planı var. Bu plan içerisinde tüzük değişikliği yer almamaktadır. Ben buradan Sayın Cihan Büyükoral'a soruyorum. Karşıyaka Spor Kulübü'nün menfaatlerini düşündüğünü kendisi dile getiriyor. Ancak şöyle bir şey var. Biz tüzük değişikliği olursa kongreden önce ekstradan bir tüzük özel kongresi yaparak bu işi hallederiz. Kardeşim, ben buradan şunu soruyorum. Siz niye kongreye bu maddeyi eklemiyorsunuz? Da gerek olursa diyorsunuz. Bir hafta önce çıkıp Cihan Bey diyor ki tüzüğümüzün değişmesi gerekiyor ve bununla ilgili belli bir çalışma yapılıyor ve bu çalışma doğrultusunda kongrede biz tüzüğü değiştireceğiz diyorsunuz. Daha sonra da bunu kongre maddesine gündemine almıyorsunuz. Ben burada samimiyet göremiyorum. Artık Karşıyaka yönetiminin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Karşıyaka taraftarını Sayın Selçuk Yaşar'ı, Sayın Cevat Durağ'ı
ve tüm İzmir camiasını kucaklayacak bir başkanın gelmesi gerekiyor. İlk öncelikle Karşıyaka'da. Daha sonra planlı bir şekilde borçların ödenip stadyum için girişimlerin arttırılması ve bu yılki kadrodaki kemik oyuncuların korunması gerekiyor. Karşıyaka ile ilgili de benim başka yapacak bir yorumum yok açıkçası. Mithat, önümüzdeki haftalarda daha geniş olarak değerlendireceğiz. Son olarak bir mesaj gelmiş. Kaçırmışım az önce Buca Spor'la ilgili. Onu okuyacağım. Ali Emre Kodolak isimli izleyicimiz. Konya'ya otobüs istiyoruz. AS Başkanımıza bunu iletir misiniz demiş. Buradan iletiyoruz. Deplasmana Buca Spor taraftarları otobüs istiyor. Sayın Hüsnü Kaya diyelim. Onu da ilettikten sonra devam edelim. Göztepe'yle devam edelim. Açıkçası çok zor bir bölüm olacak bizim için bu bölüm. Bir sezon boyunca konuştuk. Birçok şeyi anlattık ama yani ben açıkçası şu programı, şu bölümünü hiç yapmak istemiyorum ama habercilik gereği ve görev sorumluluk gereği yapacağız. Önce talihsiz maçın özetine gidelim. Serdirim oluyor. Algeto. Orta kafa indeden ve Aspak'la dışarıda. Atlı koşu yaptı savunmanın arasına. Algeto girebildi etkili. Algeto girdi cezalandı. Algeto son çizgi. Algeto çevirdi içeriye ama kimse yok. Hadi bırakıyor Teo Mix'e doğru. Emre baskı yapma düşüncesinde Ergin ofsayt yok. Ergin şimdi Zeki'ye. Teo Mix vurdu. Son anda da kurtardı golle. Bu kez gole yaklaşan Göztepe oldu. Bilaver Ergin içeride top istiyor. Bilaver kaleye doğru. Yardımcılarını yanına çağırıyor. Sevgili seyirciler, tribünlerdeki olaylar sebebiyle sanıyorum güvenliğin tam anlamıyla sağlanmasını isteyecek. 87. dakika. Yaklaşık 3 dakikadır mücadele oynanmıyor. Kayıp zamanda mutlaka maç sonunda dikkate alınacak bu duraklama. Hakan oldu. Dilaver şimdi topu alıyor. Dilaver bir kez daha Hakan. Tekrar Dilaver. Ergin topu önüne aldı. Bıraktı Dilaver'in koşumuna. Şimdi orta şansı. Dilaver ilk hamle. Sınırdı. Dilaver yerden vurdu. Metin'den sikti. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek Şamil'le. Şamil aldı önüne. Vurdu yerden. Bir kez daha savunma. 3'e 2 geliyor. Tavşanlı İyi Spor. Şala ortası uzak noktaya. İkinci gol şansı. Akbetio'nun da bomboş. Kaleci'den döndü. Akbetio. 90 dakika tamamlanıyor. Tavşanlı İyi Spor ligde kalırken Göztepe Metin'in içinde veda ediyor. Maçın skoru Göztepe 0, Tavşanlı İyi Spor 1. Ve Göztepe PTT 1. Ligine veda etti Mithat. Ne yazık ki korktuğumuz başımıza geldi. Bir sezon boyunca bu hatalardan, yapılmaması gereken konulardan bahsettik, durduk, uyardık. Ama ısrarla Göztepe yönetimi, onun dışında teknik kadrosu başta olmak üzere ve futbolcular başta olmak üzere. Yani futbolculara ben inanamadım. Zaten
maçı izlerken tüylerim diken diken oldu. Düşmesi söz konusu olan bir takımın futbolcularının sonuna kadar mücadele etmesi gerekirken, sonuna kadar varını yoğunu ortaya koyması gerekirken nasıl aciz kaldığını gördüm. Çok üzüldüm. Yani konuşacak da açıkçası bir şey de bulamıyorum bir tane. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi söylenecek aslında çok şey var. Yani sonuç itibariyle şampiyonluk parolasıyla yola çıkmış bir ekip şu an PTT 1. Lig'e veda etti. Taraftarının iç sağ dış sağ demeden desteklediği Göztepe yine PTT 1. Lig'e veda etti. Ya şimdi burada ben anlam veremediğimiz birçok olay var. Hangi birinden başlayayım? Açıkçası burada bahsedeceğimiz o kadar büyük olaylar var ki anlam veremiyorum. Ama ilk önce oyundan başlayalım. Madem öyle gidiyoruz. Ya sen kendi sahanda oynuyorsun. Kendi taraftarının önünde oynuyorsun. 20 bine yakın Göztepe'li taraftarı. Sanki şampiyonluk mücadelesi gibiydi. Hani basın tribününde otururken sanki Göztepe bu maçı alırsa şampiyon olacak. Kaybederse şampiyonluğu kaybedecekmiş havasında başladı Göztepe tribünlerin desteği. Maç öncesinde yapmış oldukları toplantıdaki her şeyi uyguladılar. Şampiyonluk kutlaması yapacakmış gibi itici güç oldular. Ancak bu itici güce rağmen ben o futbolcularda o isteği, o arzuyu inanın göremedim. Ya görebilen varsa söylesin. Sonuna kadar mücadele etmeyi göremedim. Ya beraberliğin bile sana yettiği, kendi evinde 20 bine yakın Göztepe taraftarının önünde oynadığın mücadeleden sen bir alt lige nasıl düşersin? Böyle bir şey yok. İki takım arasındaki bütçe farkına bakmamız. Ya bütçeyi de bırak aldığı, ya. Bir gol atsa yetecek Göztepe. Bir gol ya. Maaşlara bakmamız bile yeterli. Artı şöyle de bir nokta var. Rakibinle oynuyorsun. Kritik bir maça çıkıyorsun. Rakibinin en tehlikeli oyuncusu kim? Orada Drogba ile de Abdi'dir yani. Drogba diyor. Drogba da nereden çıkıyorsa. Agbetu. Artık sinirden. Agbetu. En Agbetu. Tehlikeli oyuncusu Agbetu. Agbetu de o kadar yani bu sene iyi bir sezon geçirmedi. Agbetu tavşanlığı taşıyor. Agbetu'ya yani, bir çözüm alacaksın. Sen ceza alanının önünde adama ver kaç yaptırıyorsun? Bomboş kaleye vurdu. Ya iyi sezon kötü böyle sezon geçirmesi anlayış var mı? Önemli değil. Sonuçta en tehlikeli oyuncular kim? Dediğin gibi bu oyuncular. Bunlara bir ya bir de şunu anlam veremiyorum. Göztepe çok gol atıp gol yiyen bir takımdı. Yani dün kaleci Kazım'ı yapacak bir şey yoktu. Üzerine düşen görevi yaptı. Ya niye ama bir tane gol atamaz mı ya bir ekip? Kendi evinde oynuyorsun ya. Ya bir de ileriye hücuma yönelik bir şeysiniz. Yedek kulübenizde de yerine koyabileceğiniz forvet hattında birçok oyuncu var ya. Ya zaten bir sezon, tane düzgün bir tane atak sezon, yok ya. Bu sezon Göztepe'nin elindeki oyuncu kadrosunun %20'sini kullanamadığını tartışamayız. Yani bu kesinlikle %20'sini bile kullanamadı. Aldıkları paraların 1/3'ünü dahil yani hak etmedi hiç. Hak etmediler hiçbiri. Onun dışında kadro tercihleri zaten her maç yanlış. Biz burada her maç konuştuk bunu. Kadro tercihi yanlış. Bu oyuncu niye burada oynuyor bu? Ki yani bu konuda çok uzman olmayan, futbolla alakası olmayan bile insanların anlayabileceği durumda. Vallahi bence Kemal Hoca'nın artık niye korkak futbol oynuyor? Göztepe niye beraberliğe razı oldu? Ya rakibini yenebilecek güçte bir takım, kadro kalitesi olarak da, güç olarak da niye vallahi korkak? Hayır bak, rakibinin üstüne gidersin, elinden geleni yaparsın, rakibini hapsedersin ama ne olur? Atamazsın pozisyonları, bir pozisyon senin kalene gelir, hani onu yedi. Deriz ki Göztepe işte bir pozisyon geldi, tavşanlı gol attı gitti. Ama öyle bir durum da yok. Tavşanlı Yiğit Spor çok tehlikeli pozisyonlara Ümit da girdi. Ümit Hoca yani öyle güzel bir taktik yapmış ki, hani Göztepe'yi öyle bir güzel çözmüş ki, sadece buradaki olay Akbeto'nun olayı değil, Ümit Hoca'nın da yapmış olduğu taktik inanılmaz güzeldi. Yani bu maça çıkarılabilecek en iyi kadro ve en Ümit iyi bir... Ümit Erol Tok diye söyleyeyim. Karışmasın. Ümit Erol Tok. Ümit Erol Tok. Aha. Yani Ümit Hoca deyince bir de... Yok. Bizdeki Ümit Erol Tok. Çok iyi bir taktikle oyuncularını sahaya sürmüş. Çok iyi bir şekilde hazırlamış. Farkındaysan rakip kendinden emin, sakin. Çünkü biliyorlar Göztepe'nin üzerlerine gelip ya da bocalayıp bir hata yapacağını. Yani Göztepe'nin birçok maçını izleyip çıkmışlar bence bugün sahaya.
Zaten Göztepe'nin zayıf yani artık ne defansı en başta? Kemal Hoca'nın yani bu maçı beklememesi bile gerekiyordu. Benim şahsi fikrim. Ancak ben bugün itibariyle bir istifa açıklamasını bekliyorum. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Yani hiç gelecekle ilgili plan filan yapmasın. Hiç bahane de uydurmasın ben takımı kurmadım diye. Sonradan transfer edilen oyuncuların hepsi Kemal Hoca döneminde transfer edildi. Ve gitmesi gereken, gitmesini istediği oyuncuların hepsi Kemal Hoca döneminde gitti. Ve giden oyuncuların hepsi gittikleri takımda da görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. En başta burada, Yasin Avcı. Yasin Avcı. Buna kızarız da şey dedi. Devre arası Sernat'la görüştü Göztepe. Defalarca söyledik. Göztepe'nin orta sahada oyun kurucu bir oyuncuya ihtiyacı yönetime var. Yönetime ayrı olarak top gireceğim dağıtacak, için söylemedim onu. Top dağıtacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Kemal Kılıç bu takımın teknik direktörü. Bu takımın da maddi gücü var. Ne olurdu Sernat şu takımı alınsaydı? Ne olurdu Abdülkadir alınsaydı? Forvet'te Abdülkadir kaç maçta Samsunspor'u sırtladı, taşıdı ve işte Samsunspor ligde kaldı. Göztepe bunları alabilecek gücü yok muydu? Birçok oyuncuyla görüşüldü. En azından sen al bu oyuncuları, kendini garantiye al. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Hele bu tarz liglerde hiçbir şeyin garantisi yok. Kadroya dediğin gibi para gücüne kimse bakmaz. Sahada oynanır futbol. Sahada da tavşan Leedspor ne yazık ki Göztepe'yi mağlup etti. Ve bu taraftara da gerçekten yazık oldu. Ben şunu da söyleyeyim. Her şey bütçesi yüksek oyuncuları bir araya getirerek başarı elde edilmez. Geçen sene aynı hatayı Karşıyaka yaptı. Son maçta düşme korkusu yaşadı. Son anda yırttı. Bu yıl aynı hatayı Göztepe camiası yaptı. Ama ne yazık ki sonucu kötü oldu ve bir alt ligi geriledi. Başalı isimli bir izleyicimiz de Mithat mesaj atmış Twitter'dan. Okuyalım. İHG ve Sabri Sadıklar tüm Göztepe'lilerin vebali üzerinizde ve ruhsuz futbolcular da demiş. Katılmamak elde değil arkadaşımızın yorumuna. İstiyorsan maçtan sonra yaşanan birçok görüntüler vardı. Bu görüntülere en çarpıcı olanına gidelim. En çarpıcı olana gitmeden önce ben o görüntülerden önce bazı şeyleri söyleyeceğim. Yani inanılmaz, şimdi Göztepe taraftarını ekranlarda görüyoruz, terörist yerine koydular. Koymadıkları, yapmadıkları, etmedikleri şey kalmadı. Hani taraftar terörist moduna sokuldu ama kimse sormuyor. Bu taraftar kaç yıldan beri ne cefa çekiyor, ne çile çekiyor, nasıl statlarda müsabaka izliyor, deplasmana gittiği zaman polisler nasıl muamele görüyor. Dün statta tepki gösterdiler, koltuklar kırıldı. Bunlar bütün bir yılın patlamasıydı. O anda orada kim olursa olsun böyle hareketlere psikolojik anlamda yapma gereksinimi duyuyor. Polisin de karşı sert mücadelesinden sonra... Murat Atilla'nın çok güzel bir yazısı var. Bir bölüm okuyacağım. Sözlerimize tercüman olacak. O yazının bir bölümü. Her zaman olduğu gibi bedeli yine Göztepe aşıkları ödeyecek. Nitekim dün maç bitimiyle bu bedeli ödeyen yine taraftar oldu. Anlayamadığım bir şey var. Asayişi korumak denilince neden polisin aklına hemen biber kazı kullanmak ve tazyikli su sıkmak geliyor? Bu kritik maçta görev yapan personel sayısını arttırmak, alkollü olanları maça almamak, bak bu konuyu tekrar söylüyorum, alkollü olanları maça almamak, fiziki önlemleri ve kritik yerleri güvence altına almakla olayların önüne rahatlıkla geçebilirdiniz. Üzgün ve kızgın olan kitleler kolay terörize olurlar. Onlarla empati kurmak çok mu zor? Kışkırtmak niye? O sıktığınız gazlardan dün kaç çocuk hastanelik oldu biliyor musunuz? Kaç tane çaresiz anne baba gözyaşlarına boğuldu? Çocuklarının gözü önünde coplandı. Üzerine at sürüldü. Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Göztepe'ye bu kara günü yaşatanlar kadar taraftara orantısız güç kullanan emniyet güçlerine de yazıklar olsun. Ne zaman şu Türkiye'de şu taraftar ayrımı yapılacak? Bir taraftar, kardeşim bir olaya karıştıysa bir daha stada giremez. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Alkollü stada giremez. Bu kurallar artık uygulansın Türkiye'de de. Orada bir tane taraftarın olumsuz hareketinden çıkan, zaten orada insanlar üzgün. İşte ne oldu? Manzarayı gördük. Şimdi, ondan sonra işin önüne geçemiyorsun. Şimdi ben sana şu örneği vereceğim. Karşıyaka Göztepe maçında kaç polis vardı? Ya Karşıyaka ne kadar çok polis vardı? Karşıyaka Göztepe maçının da bırak. Bucaspor maçı sonrası Göztepe'li taraftarların tesise gideceği söylendikten sonra Göztepe tesislerinin önüne çevik kuvvet panzerler yığılmadı mı?
Göztepe'nin düşme ihtimali var. Arkadaş sen Göztepe Lig'de hani polis olarak her türlü ihtimali düşünmen gerekiyor. Kulüp binasının önüne de çevik kuvvet koyacaksın. Tesislerin önüne de çevik kuvvet koyacaksın. Yönetimin bulunduğu, basın tribününün bulunduğu kısma da çevik kuvvet koyacaksın. Koyacaksın, oranın güvenliğini sağlayacaksın. Ve Göztepe taraftarlar şimdi sana bir şeyler atıyorlar, ediyorlar. O anda sinirliler. Yani şimdi tüm medya Göztepe taraftarı terörist, savaş alanı diyor. Şunları da ben buradan söylüyorum. Şimdi polisin yani spora sen her zaman için... biber gazından ne kadar etkilendin Mithat? Valla ben belli noktalarda kaçtığım için inanılmaz derecede etkilendim. Futbolcular, polisler kendileri şimdi etkilendi. Şimdi herkes basın toplantısı odasına sığındı. Ya statta olaylar bitmiş. Stat alanı etrafında olaylar bitmiş. Yaralı insanlar ambulanslara taşınılıyor. Hala biber gazı atılıyor. Ya bu olayların büyümesinde de polisin %100 oransız etkisi vardı. Oransız müdahalenin etkisi vardı. Ya medyamız da bizim burada biber gazını ya şeyde de kullanıldı. Kartal Karşıyaka maçında da kullanıldı. Dışarıda atılan biber gazı sahayı etkiledi, maç durdu. Her müsabakada artık her yerde deodorant gibi biber gazı sıkılıyor. Bunun bir eğitimi verilsin, bir düzeni oluşturulsun. Artı tekrar söylüyorum. Taraftarlar artık ayrıştırılsın. Şu anlamda ayrıştırılsın. Bu oraya olay çıkarmaya gelen, olumsuzluk yapmaya gelen insanlar belli. Polis bunları çok rahat tespit edebilir. Ediyorlar da. Adamı niye stada sokuyorsun? Ediyorlar sen? Da. Spor polisinin ayrı olması yıllardan beri tartışılıyor. Hani spor yasası çıktı, cezalar. Hani ya yani? Nereye çıktı? Hepsi şeylik, göstermelik yasalar. Hepsi göstermelik yasalar. Bu iş cezayla, para cezasıyla da çözülmez. Para cezasıyla da çözülmez. Ben bu kadar söylüyorum. Yani en son en çok olay çıkan yer Karşıyaka Arena'ydı. Mesela Final Four'da o kadar büyük olay çıkmadı. İçeride de polis yoktu. Ya şimdi olayları büyüten noktada polisin de büyük bir etkisi var. Polis şimdi birazcık da oradaki insanların o ruh halini anlayacak. Biber gazı atmayıp orada... ya biber gazı kullanmadan önce, çıkmadan önce nasıl önleniyordu bu olaylar? Önlenemiyor muydu? Orada sen birazcık savunacaksın kendini. Bu koltuk atacaklar. Adam bir atacak, iki atacak, siniri geçecek. Ondan sonra sen oraya biber gazı attıktan sonra olayları körüklüyorsun. Olaylar bitiyor. Dışarıda yine biber gazı atıyorsun. Teknik heyet, yönetim, o, bu, herkes etkileniyor. Sen biber gazıyla olayları çözmeye çalışırsan bu iş olmaz. Sen ilk önce git kendi görevini yap. Git yönetimi koru. Tesisleri kuru. Kulüp binasını koru. Mithat, konuşacak konu da çok ama süremiz de kısaldı. Halil Kiraz'ın bir açıklaması var. O da beni çok etkiledi. Onu bir verelim arkadaşlardan, rica ediyorum. Süremizi de açtık ama o açıklama çok önemli. Onu bir verelim. Sadece o kısmı verelim. Dün akşamdan beri hakikaten gözümüze uyku girmiyor. Yani bir Göztepe taraftarın bu hale gelmemesi lazımdı. Ama işte bu futboldaki bir heyecan yok mu? Maalesef yani birinizi çok büyük bir sevgiye de alıyor. Böyle kötü günler de yaşatıyor. Eğer Göztepe maçı berabere bitirseydi bugün gün Göztepe'nin bayram günü olacaktı. Ama bugün bakıyoruz ki Göztepe'nin en kötü günü yaşadı. Bana Göztepe taraftarı sahip çıkmadıktan sonra ben o taraftarı, o sevgini ne yapayım yani? Sen beni dövüp kırdıktan sonra ben o taraftarı ne yapayım? Biz tarihimizde kulüpte Türkiye Kupası'nı kaybettik Alsancak'ta. Bütün Göztepe taraftarı bize umutunu aldı. İsyan ateşinin faturası sadece duygusal değil. Atatürk Stadyumu'nda ve Göztepe Kulüp binasında hasar tespit çalışmalarını yapan yetkililer faturayı yine Göztepe'ye kesecek. Programımıza devam ediyoruz. Çok zor bir program oluyor Mithat. Sinirlerimiz de gerildi. Ya bu görüntüler eklemediğimiz nokta, eklemek istediğimiz noktalar. Ben şimdi şunu söylüyorum. Burada suçlu olan Altınbaş yönetimine inanılmaz kızgınlık olabilir. Ancak burada esas suçlu olan İmam Altınbaş'tan ziyade karga kılavuzlar. İmam Altınbaş dışında İsmail Hakkı Gül, Sabri Sadıklar ve Cihan Çoban. Yani İmam Altınbaş adam belli bir yatırım yapıyor, parasını veriyor. Bu kişilere emanet ediyor. Ancak bu kişilerin yanlış transfer politikaları, kulübü yanlış yönetmeleri,
yanlış kişilerle anlaşmaları sebebiyle bu başarısızlık gündeme geliyor. Şu an ben buradaki kulüp binasında yapılan Halil Kiraz abimiz neredeyse ağlıyor yani, neredeyse değil. Cidden çok acı verici bir durum. Hani tamam, stadyumda olaylar çıktı, stat dışında olaylar çıktı. Ancak bunu kulüp binasına ya da tesislere yani orada taşımamak lazım ve Göztepe orada, kulübüne zarar verildi. Yani orada bir getirisi yok yani. Getirisi yok. Onun hiç mantıklı açıklanır bir şey. Yani buradaki yarın saat 13'te Göztepe'li Taraftarlar Derneği'nin tümü, Yankileri olsun, Yalısı olsun, Arması olsun, tüm hepsi, Bornovalıları bir basın açıklaması yapacaklarmış. Bu basın açıklamasının ayrıntısı da şu: İsmail Hakkıgül, Sabri Sadıkların ve Cihan Çoban'ın istifasını istediklerini söylüyorlar. Bu işte suçu İmam Altınbaş'a yüklemenin pek doğru olmadığını söylüyorlar. İmam Altınbaş hiçbir şeye karışmadı ki. Parayı verdi, çekildi kenara. Ama şimdi şöyle bir de bir mesaj geldi. Süremiz de bitti. Sürekli işaret ediyorlar Mithat haklı olarak. Onu da okuyayım. Çok önemli mesaj. Konuyu özetleyecek. Altınbaş şu tesisi yapmadan kendini asla affettiremez. Tesisi yapsın ve gitsin. Tesisimiz olursa sırtımız asla yere gelmez. Zaten biz bir sezon boyunca bu konuyu konuştuk. Tesis dedik, stat dedik. Dilimizde tüy bitti. Stat, Atatürk'te tesis. Niye oynadı Göztepe bir sezon? Taraftar baskısı yok, bir şey yok. Ne maçtan, izlediğin maçtan keyif alıyorsun, ne bir futbolu anlıyorsun. Ya da ben şunu soruyorum buradan. Bu yıl Göztepe'nin 3-4 tane talebi olmasına karşın niye bir tane maçı Alsancak Stadı'nda oynanamadı? Yıllardan beri bu yer değişimleri yapılabiliyordu. Bu sezon niye Göztepe'nin bir tane maçı Alsancak Stadı'nda oynama talebi kabul edilmedi? Ben buradan, ya ben Altınbaş'ın, İmam Altınbaş'ın şeyi suçu yok demiyoruz. Tesis konusu 6 yıldan beri yapılmadı. Atatürk Stadı'na reklam panoları, anlaşmaları gereğince Göztepe Spor Kulübü mahkum edildi. Ancak tamam, bunların yanı sıra Sayın Altınbaş'ın yapmış olduğu bir yatırımı da göz ardı edemeyiz. Bu yatırımı da mahveden kişiler bu üç kişidir. Altınbaş, İyi yönetemediler. Yani yöneticilik ayrı bir şeydir. Yapacağı en başta kendine güzel kılavuzlar seçecek. O kılavuzlar da bu takıma yazık etmeyecek. Şu tesis ve stat konusuna yani bir düzen getirilsin. Artı Mersin'e bir stat yapılıyor Mithat. Bunu seninle konuştuk ve haberleştirdik sitemizde de. %96'ya ulaştı. Gayet de güzel bir stat. İzmir'e %0, Mersin'e %96 diyoruz. Sitemizde de bunu belirtiyoruz. Artık ne zaman bir stat yapılacak bu İzmir'e, bunun sorusunu da soruyoruz. Aslında bununla ilgili çok daha konuşacağımız konu var. Ama en azından şu Göztepe'de kendi adına şu tesisini artık bir yapsın. Seneye bari Sporto'da ikinci ligde daha rahat bir ortamda mücadele edecek. Çok büyük bütçeye ya ihtiyacı yok. Artık ben stadı geçtim. Çok büyük bütçeye ihtiyacı yok. Tesisini yapabilir. Göztepe için stadı geçtim. Ben tamam. Buradan bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ben burada sadece şunu söylüyorum. Yani artık stadı da bir kenarıya bırakalım. Hı hı. En azından bu kulübün şu an bu halde olmasının sebebi tesisinin olmaması. Belki Göztepe 2-3 maçını Alsancak Stadı'nda oynamış olsaydı oradaki baskıyla alacağı puanlarla şu an ligde kalacaktı. 2 puan daha almış olsaydı Göztepe şu an ligdeydi. Son haftaki mücadeleye belki rahat bir şekilde çıkacaktı. Ligde kalmış bir şekilde çıkacaktı. Hani şimdi burada artık yapılması gereken şey şu: Sayın İmam Altınbaş devam edeceğini biz duyumlarımızı aldık. Devam edecek. Bırakmayı düşünmüyor. Protokol tribününde yapılan bir şey vardı. Ama bu saldırıda ben buradan açıklıyorum. Ben de olaya yakından oradaydım. Hatta o görüntüleri bizzat ben kendim çektim. Sayın Direktman İmam Altınbaş'a bir saldırı yoktu. İsmail Hakkıgül, Sabri Sadıklar ve Cihan Çoban'a bir tepki vardı. Orada Göztepe'li taraftarların tepkisi bu üç kişiyedir. Yarın saat 13'te yapılacak toplantıda da bunu göreceğiz. Sayın İmam Altınbaş bu üç yönetici arkadaşı değiştirirse ve teknik ekibi ve yeni kadroyu oluşturacak, bir de tesisini yaparsa, iyi bir ekibi kurup Göztepe'ye şu tesisi kazandırırsa
Göztepe zaman kaybetmeden PTT 1. Ligi'ne geri dönecektir. Biter, süremiz bitti. Son olarak şunu söyleyelim. Göztepe ile ilgili önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız programlar var. Bu konuları orada detaylı olarak konuşacağız. Son olarak mesajları okuyalım. Bir mesaj daha geldi. Altınbaş şu tesisi yapmadan kendini asla affettiremez diyen izleyicimiz Atilla Alpar. Göztepe'li yöneticilerin İzmir'de lobisi yok arkadaş demiş. O da evet önemli bir konu. Onu da değerlendiririz. Bucalı bir arkadaşımız Can Aslan da bu Boğarkent olayıyla ilgili mesaj atmış. Polisler de diyor her olayda diyor bize saldırmasın biz terörist değiliz demiş. Bunu da oku lütfen tek çaremiz medyada sizsiniz demiş. Biz de elimizden geldiğince okuyoruz. Twitter'dan da ayrıca bitirmeden şunu da söyleyeyim. Buca Spor TV ve Buca Spor Fanatikleri grubuna teşekkür ediyoruz. Buca Spor TV gerçekten tüm taraftarımızın sesi oluyorsunuz. Sizlere tüm Buca Spor taraftarı adına teşekkür ediyoruz demiş. Buca Spor Fanatikleri grubu da Buca Arena Stadı'ndaki konser konusunda bilgi sahibi olmamıza aracılık ettiğiniz için teşekkür ediyoruz demiş. Karşıyaka'da Olin Edirne'ye mağlup etti. Playoff'ta başarılar diliyoruz. Kendileri playoff'ta zorlu bir mücadeleye çıkacak. Onlar da evet. 18 Mayıs'ta Fenerbahçe Ülker deplasmanına gidecekler. Levent Türknaz, Ufuk Sarıca ve ekibine sonuna kadar güveniyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben de gelen izleyicilerimizden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz onlar için yapıyoruz. Zaten programımızın amacı bu. Diğer programlarda da bu konuların bizim konuştuğumuzun üçte biri konuşulsa, örneğin Buca Spor taraftarı, Göztepe, Karşıyaka, Altay taraftarları terörist olmakla ya da bu olayların önüne para cezası koyarak geçmek yerine bu olayları birazcık daha irdelenseler, birazcık daha altını deşseler daha başarılı olur diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda Buca Spor'a başarılar diliyorum 19'unda. Diğer İzmir takımlarımızla ilgili ayrıntılı programlar yapacağız. Bunların hazırlıklarına başladık. Burada bizi bu saate kadar destekleyen ekibimize teşekkür ediyorum. Onlara da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ramazan Bey de bu konuyu, stadyum konusunu, konser konusunu açıklığa konuşturduğumuz için de teşekkür etti bize. Biz de ona teşekkür ediyoruz ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.